özür dilerim. Kontrolümü kaybettim, lütfen affet. Sana zarar vermek istemedim Lamia. Seviyorum seni. Çok seviyorum. Abinden intikam almak istiyorsun. Lamia ile bu yüzden mi yakınlaştın? Sabah onu otelden çıkarken gördüm. İlişkiniz var değil mi Cemil? Hayır. Lamia ile ilişkin falan yok. Sana şu kadarını söyleyeyim. Lamia senin sandığın kadar masum bir kızdı. Abi. İlişkileri var. Birlikteler değil mi? Bakın neler buldum. Veysel'cim, nur içinde yatsın. Sizin seçim kampanyanızın en büyük destekçisiymiş meğer. Ben ne zaman arkamı dönsem bu Lamia konusu açılıyor. Lütfen artık bu konuyu bu kadar sıcak tutma. Ben o kızın adını bile duymak istemiyorum. Kadıncağız ziyade itibarını istiyor. Bak nasıl kötü kötü konuşturacaksın beni şimdi. Ya ne olur canım. Birkaç yerde yanında dolaştırırsın. Komşularla arasını düzeltir böylece. Dedikodular biter. Dedikodular bitermiş. Kim meydan verdi o dedikodulara? Ha? Ben mi? Yanında dolaştır diyor bir de utanmadan. Sen var ya sen. Baba. Baba iyi misin? Ne kadar oldu torunum? Kerancığım. Bir şey mi unuttun yavrum? Yanlış mı duydum? Lamia. Bebek bekliyoruz. Ne oldu? Güzel haberi aldı da şaşırdı. Lamia'nın hamile olduğunu öğrendi. Öyle mi? Tebrik ederim. Sağ olun. Kaç aylık? 1,5. Öğrenmeye gittiğimizde dedesi misiniz dediler ama... Aa estağfurullah. Öyle öyle. Ama artık utanmıyorum. Öyle mutluyum ki. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Sağ olun. Bu keyfi bana tekrar yaşattığı için Lamia'ya teşekkür borçluyum. Sağ olun. Teşekkürler. Hadi canım. Tekrar hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Mutlu haberi herkes öğrendi. Nasıl olsa öğreneceklerdi. Bebeğimizi saklayacak değiliz ya. Değil mi Lamia? Tabii canım. Kimden saklayacağız? Durun yardım edeyim. Sağ ol kızım. Sağ ol. Gel şuradan dolmuşa binelim. Thank you.
Demek mutlu bir evlilikleri varmış. Lamia'yı diyorum. Yaşlı maçlı ama seviyor kocasını demek ki. Bir çocuk sahibi olmak isteyecek kadar seviyor. Nasıl yaptın ha? Nasıl? Karar verdin, infaz ettin. Benim bebeğim. Benim. Bizim. Nasıl yaparsın? Prenses Cavidan. Çelik prensesi. Basit bir kadının tuzağına düşürdün bizi. Bizi de, bebeğimizi de. Kenan. Beni dinlemedin, şimdi ben seni dinlemek istemiyorum. Nasıl açıklayacaksın? Bana ne diyeceksin? Nasıl karar verirsin böyle bir şeye? Bebeğimi benden nasıl alırsın? Beni sevmiyorsun. Ne kadar oldu görüşmeyeli? Epey. Ben de bu zaman içinde Afife'nin evi içinde dolandım durdum vallahi. Hep onunla birlikteydim. Malum Kenanlar yoktu burada. Ya öyleymiş. Özledik ama sizi. Kötü bir vesile oldu ama görüştük hiç olmazsa. Öyle değil mi? Sayit Bey bir an önce sağlığına kavuşur inşallah. Daha ne kadar kalacaksınız hastanede? Vallahi doktor biraz kontrol altında olmamı istedi. Birkaç gün daha yatırır herhalde. Aslında sonrasında da ben bir süre daha İstanbul'da kalalım istiyorum. Adaya gidip gelmek zor oluyor. Evet. Kışı burada geçirseniz ne iyi olur. Burada da bir evimiz var biliyorsun ama kiracı var içinde. Adam çıkacağım diyordu baharda. Söyleriz biraz daha erken çıkar. Eviniz hazır olana kadar bizim evde de kalabilirsiniz. Tabii. Başımızın üstünde yeriniz var. Evimiz müsait. Lütfen Sahip Bey. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz ama olmaz. Kimseyi huzursuz etmek istemem. Biz bakarız bir çaresine. Biz sizi daha fazla yormayalım. Evet, uğrarız sonra. Hoşçakalın. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ayaklarınıza sağlık. Geçmiş olsun. Bir işiniz olur da Sahip Bey yalnız kalacak gibi olursa arayın beni, geliriz biz. Teşekkür ederim. Tabii ararım. Kendine iyi bak. İyi günler. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Merhaba. Nereye? Çalışacağım biraz. Peki.
Geldiğinizi duymadım. Dayım nasıl? İyi görünüyor. İçeri dışarı çocukların peşinde koşturmaktan üşüttüm herhalde. Aa. Bu halde de gidemeyeceğim dayımın yanına. Tabii canım, bu halde gitme. Abim nerede? Odasında. Çalışacağım dedi ama. Ben bir bakayım bir şey istiyor mu? Ben kimsenin metresi değilim. Besleme olabilirim ama görünen o ki bir prensesten daha soyluyum. Daha gururluyum. Cavidan. Sakın benimle uğraşmayın Cavidan Hanım. Ne oluyor? Çelik prensesi değilim ama çelik gibi güçlüyüm. Hamileymiş. Kızı niye apar topar evlendirdikleri belli oldu. Bebek Cemil'den mi diyorsun yani? Kesin. Kızın hayatını mahvettiler desene. Bence müstahak ona. Yaşadığı her şeyi hak ediyor. Herkesi masum olduğuna inandırdı. Cemil'le ilişkisi köşke girdiği andan itibaren başladı belli. Aman canım bize ne? Ne halleri varsa görsünler. O kız yüzünden Cavidan'la aramın bozulduğunu düşündükçe deli oluyorum. Bizden uzak olsunlar da ne halleri varsa görsünler. Yattın zannettim. Yok. Bir iki bir şey vardı, yıkadım kaldırdım. Yorma kendini kızım. Elin sudan çıkmıyor. Bak yine sancılanacaksın sonra. Kendimi iyi hissediyorum. Yarın doktor ne diyecek acaba? Senin için bir sakıncası yoksa hastaneye ben de gelmek isterim. Tabii. Sevinirim. Heyecanlı mısın? Çok. İlk defa size söylüyorum. Benim içime erkek gibi doğuyor. Hayırlısı olsun. Soyadımızı devam ettirecek bir erkek evladı hayır demem. Ama senin gibi güzel bir kız olursa da hayırlısı. Yatıyor musunuz? Evet, iyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. İnsan değil mi? Bir öyle bir böyle. Bugün hastanede bana nasıl yakın davrandı gördün sen de. Açıklamalar, Afife ile ilgilendim falan demeler. Çözemiyorum bir türlü. Cemil Bey öyledir.
Kenan hamile olduğunu duyunca nasıl oldun? Bembeyaz kesti yüzü, gördün mü? Babam da bebeğimiz olacak demez mi? İnandılar mı acaba? İnandılar tabii canım. Apar topar nasıl gittiler, görmedin mi? Cemil nasıl üstüne üstüne gidiyor, herkes öğrendi falan diye. Vallahi değişik bir adam bu, deli. Doktordan sonra alışverişe çıkalım. Artık pembe mi mavi mi ne alacağımız belli olacak nasıl olsa. Erkek olsun istiyorum. Benim yaşadığım sıkıntıları o yaşamasın. Kenan şimdi kurcalar bunu. Oyar altın, öğrenir sonunda. Bak göreceksin. Sen söylemezsen öğrenmez. Deli miyim? Ben niye söyleyeyim canım? Ucu bana da dokunur. Çocuğu sahiplenir. Evlenmeye kalkar. Basın durmaz kızın üstüne gider. Araştırırlar, didik didik ederler. Allah korusun senin olay da çıkar ortaya. Benim için endişeleniyorsun yani, hı? Değil mi? Sadece benim için. Hüseyin Kenan bu bebeğin kendisinin olduğunu hiç öğrenmeyecek baba. Sen merak etme. Keşkül mü o tepsideki? Hı. Yemiyorsan ver ben yiyeyim. Ben aç kaldım burada. Keşkül yemeni isteselerdi senin tepsine de koyarlardı baba. Ben de yemiyorum. Tamam, bitti. Bir an önce çıkalım şu hastaneden. Sıkıldım ben burada. Ne kadar oldu torun? Kenancı? Bir şey mi unuttun ya? Yanlış mı? Lamia? Bebek bekliyoruz. Güzel haberi aldı da şaşırdı. Lamia'nın hamile olduğunu öğrendi. Öyle mi? Tebrik ederim. Sağ olun. Kaç aylık? 1,5. Güzel haberi aldı da şaşırdı. Lamia'nın hamile olduğunu öğrendi. Yüreğimdeki acı amansız yalnız. Dokunduğum her şeyi yaktın Kenan. Ben de senin olan her şeyi yakacağım. Yemin ediyorum yakacağım. Hüznüm bile yorgun. Her damla gözyaşındaki keder, umutsuz sensizlik. Geceme akar gider sonsuz kalbim yine yorgun. Ben demiştim babam ağlar diye. İnanılır gibi değil. Benim zamanımda böyle şeyler yoktu tabii. Cinsiyetini de doğumda öğrenmiştik. Kesin bugün öğreneceğiz değil mi doktor hanım? Bebek öğrenmemizi istiyorsa öğreneceğiz. Bazen tam olarak göremiyoruz. Makbule görüyor musun?
Canım benim, canım. Evet, şansımız var. Gayet uslu duruyor kızımız. Kız mı? Evet, hayırlı uğurlu olsun. Kızım olacak. Kızım. Damadı iç güveyi alır, soyadımızı veririz, ne yapalım? Kızım oluyor. Kendini oğlana hazırlamıştın. Ama çok sevindim. Kızım olacağına çok sevindim. Benim kızım. Bunda da sizin sevdiğiniz o yağsız tuzsuz peynirden var. Ne yapıyorsunuz ya? Rezil olacağız hastaneye. Çok konuşma. İyi günler. Kenan Bey git. Kenan hoş geldin. Kenan Bey hoş geldiniz. Geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Bugün nasılsın? İyiyim vallahi. Ama hastanede olmak moral bozuyor. Bir an önce eve çıkmak istiyorum. Biz biraz dışarı çıkalım ha? Paşam biz dışarıdayız. Tamam. Bir çay içer misiniz Kenan Bey? Hayır. Birazdan Cemil bana kafeteryada içirir bir şeyler. Of. Sıkıntım var benim biraz. Doktoru çağırayım mı baba? Yok hayır. Zırt pırt çağırıyor zaten. Bırak. İşten güçten kaldım diye de daralıyorum. Ondan da oluyor. Biraz düşünme partiyi dayı. Tatildesin farz et. Hastanede. Tatil. Dinleniyorsun işte. Bir sürü iş yarım kaldı evladım. Ah. Bir de konser işi var. O kaldı. Ne konseri? Ya ben boşuna spazmı geçirmedim. Çok bastırıyorlar. Çok üstüme geliyorlar. Hüseyin Kenan da Hüseyin Kenan. Biliyorlar ya yeğenim olduğunu. Seni benim yetiştirdiğimi. Sanıyorlar ki ben söylesem şıp diye hemen olacak. Diyorum ki çocuğun günleri dolu. O bir dünya sanatçısı. Böyle öksürür gibi orada burada konser veremez ki. Senin hiç nazın geçmiyor mu diyorlar. Bak, bak nereden vuruyorlar. Yine aklıma geldi daraldım işte. Üzülme dayıcım. Bakarız bir çaresine. Nasıl yani? Konser istemiyorlar mı? Ayarlarız. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Aşk olsun dayı. O kadar emeğim var üstümde. Seni mi kıracağım? Cemil beni konuştursun adamlarla. Bakarız programı. Ay yaşa evladım. Ay yaşa sen. Bana günümü geri verdin. Bak hafifledim. Allah senden razı olsun. Hadi gel. Şu işi bir konuşalım. Oturun nereye? Ne güzel konuşuyorduk. Geliriz birazdan. Şu iş neyse bir konuşalım da rahat etsin Kenan. Kızım olacak kızım. Gözleri sana benzer inşallah. Çok güzel olacak benim kızım. Aa, ne oluyoruz? Kıskanır mı Allah'a bak? Dur daha pabucunun dam atılmasına birkaç ay var. Hemen vazgeçmem senden. Bebek doğana kadar beklerim. Aşk olsun baba. Hadi şuraya girelim. Hem bebeğe hem sana bir şeyler alalım. Karnım büyümeye başlıyor. Tamam bakalım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne demek Kenan Bey? Rica etsem bir imza alabilir miyim sizden? Kardeşim size bayılıyor. Yani bestelerinize. İsmi neydi? Suzan. Buyurun. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bir şey değil. Evet üstad seni dinliyorum. Bir karın ağrım var belli. Lafı uzatmayacağım. Memnun olurum. Lamia'nın bebeği. Lamia'nın bebeği senden mi? Ne saçmalıyorsun yine sen ya? Onun bir kocası var. Kendi ağzından duydun. Kemal Bey... Bana o adamdan bahsetme. Zavallı. Satın aldınız onu da değil mi?
Kaç para verdin susup oturması için? Lamia ile evlenmesi için kaç para verdi? Meblağı mı merak ediyorsun? Kızın hayatıyla oynadı. Kendin her zamanki gibi sıyrıldı. Ne zamandır birliktesiniz? Leyla hayattayken de bu ilişki vardı değil mi? Lamia eve geldiğinden beri onunla beraberdi. Söyle Allah'ın cezası. O çocuk senden mi? Cevabını bilmen neyi değiştirir? Sadece bilmek istiyorum. Tamam. Ama lütfen bunu başka birine daha söyleme. Lamia'nın daha fazla acı çekmesini istemiyorum. Şu anda böyle olmak zorunda. Yarın öbür gün hayat ne gösterir? Şartlar nasıl değişir bilemeyiz ama... Kimse bebeğin benden olduğunu bilmemeli. Hiç kimse Kenan. Lütfen Kenan. Bu konuda konuşmayacağına söz ver. Canınız cehenneme. Bir ev bulduk Cavidan'la. Öyle mi? Seni de görmeni istiyoruz. Hadi gel hemen ne olur. Adresi ver. Yavaş paşam, dikkat et. Ama başınız dönüyor mu? Abartmayın, ben iyiyim. Maşallah, maşallah. Tay tay durmuş babacığım. Tamam, ben hallederim. Hadi gel. Ne oldu? Hiç. Ağzın kulaklarında fiyonk olmuş. Ne oldu dedim sana, anlat. Kenan Lamia'nın bebeğinin benim olduğunu düşünüyor. Ah. Aman bak, aman. Ah. Tekrar korkutma beni, ne olur. Ne olacak şimdi? Ne mi olacak, öyle bilsin, boş ver. Sen beni hücceten öldürecek misin? Ne demek boş ver? Hiç olur mu öyle şey? Ya bunu sağda solda söylerse? Söylemez. Ayıp, olur mu öyle şey dedim. Bak konuşursan kocasının kulağına gider, mutlu yuvasını yıkarsın kızın dedim. O da inandı, kabul etti, öyle mi? Evet. Bana bak. Senin aklında bir şey var. Yok valla. Ben senin karganın peynirini kapmış tilki gibi sinsi sinsi gülüşlerini bilirim. Sen bir dolap çeviriyorsun yine. Lütfen saçma sapan şeylerle canını sıkma. Hadi sonra görüşürüz. Macide! Nereye gidiyorsun? Bir işim var. Babam size emanet. Merak etme. Nereye gidiyorsun dedim Cemil. Konuş hemşireyle. Ben bir keşkül yemek istiyorum. Hem de derhal. Tamam, şimdi sorup geliyorum. Ne kadar çabuk büyüdüğüne inanamayacaksın. Ben bakarım. Şuna bakın. Oyuncak bebek için sanki. Merhaba. Hoş geldiniz. Cemil Bey geldi. Gelin gelin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
Hastanede daraldım. Biraz nefes alayım diye dışarı çıktım. Bir de baktım sizin evin önündeyim yine. Ne şeref. Otursanıza. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misin? Bunlar ne böyle? Bebek için alışveriş başlamış bakıyorum. Doktordan geliyoruz. Bebeğin cinsiyetini öğrendik. Kız mı? Evet. Bir kızım daha oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Alamazsın oğlum benden. Alırım tabii. Güzel. Ben çok iyi golüm. Nasıl bahçeye ama? Çocuklar için çok iyi. Ne diyorsun abi? Beğendim. Beğendin değil mi? İçine sindi mi? Doğru söyle bak. Güzel dedim ya Fifi. Hayırlı uğurlu olsun işte. Oh, içim rahatladı. Beğenmezsin diye korkmuştum abi. Hadi bakalım, bu işi de hallettik. E gidip bir yemek yiyelim bari ha? Ya benim hastaneye gitmem lazım. Dayımı görmedim daha. Bugün daha iyi, ben oradaydım. Yine bana duygu sömürüsü yaparak bir konser sözü aldı. Sonunda başardı demek. Ay beni de sıkıştırdı, kandır kandır diye. Aklına koyduğu şeyi mutlaka yapar. Mutlaka. Cemil ne yapıyor? İyi. Selamı var. Dün Lamyaların da hastanede olduğunu söylemiş miydim sana? Hamileymiş. Evet, duydum. Adamcağız çok heyecanlıydı. Ben de Lamia adamla kendine baktırmak için evlendi zannediyordum. Meğer aşk evliliğiymiş. Yoksa niye bebek istesinler, değil mi? Ne zaman taşınmayı düşünüyorsun? Evin pek fazla işi yok. Hemen eşya bakarım. Çocukların okul naklini de istedim. Yakınlarda okul da var. Hemen taşınıyorsun yani? 10 gün içinde taşınırım. Kısmetse. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Ne zahmet ettin Cavidancığım. Vallahi hiç gerek yoktu. Ay yapma oğlum, yapma. Ay. Rica ederim. Tut bakayım. Ah çok güzel. Çok şık. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Sağ ol. Keşke oyuncak getirseydi. Şşt. Aa. Ayıp oğlum. Ay. Şunda ne var? O da benim hediyem. Hadi açalım. Tolga. Dur Tolgacığım. Sen gel böyle. Çocuk işte. Şekil abi, ben de bakacağım. Ah, harika. Çeşmi bülbül. Söyleme sahip, antika değeri var. Dayıcığım, bu kadar pahalı bir şeye ne gerek vardı? Yeğenlerime canım feda benim. Ellerinizi yıkayın bakayım. Çabuk. Haftaya parti merkezinde bir toplantı olacak Kenan. Hoş, başkan bizzat çağıracak seni ama... ...ben şimdiden söyleyeyim de haberin olsun dedim. Kızma hemen. Dur canım, ben içeyim. Müthiş konserin, herkesi mest etti. Bir plaket vererek sana şükranlarını sunmak istiyorlar. Konser sözünü sen vermiştin. Plaketi de sen al. Ben gelmeyeceğim. Olur. Alırım valla. Güzel. Ev güzel. Beğendim. Evet. Aferin Kenan. Aferin oğlum. Kardeşine böyle sahip çıkman çok güzel bir şey. Siz evinizden memnun musunuz? Fena değil. Yerleştik sayılır. İyi. Bir ayağımızın İstanbul'da olması iyi oldu tabii. Cemil nerede kaldı? Acıktık. Ben size söylemedim değil mi? Onun bir işi var, gelemeyecek. Çok özür diledi herkesten. Rica ederim. Tamam, söylerim. Görüşürüz. Cemil Lamialardaymış. Öyle miymiş?
Hay Allah. Bilmiyordum. Bana bir işim var demişti. Demek onlara gidecekmiş kerata. Orada yiyecekmiş. Beklemeyin dedi. E hadi o zaman. Biz oturalım. Buyurun. Dayı. Çocuklar. Hadi yemeğe. Ben geçeceğim. Çekil. Ben birisi yavaş, yavaş. Yenemeyeceğim ilk önce. Sen de... Bağırma da. Yenemeyeceğim. Ben birinci oldum işte ben. Çocuklar. Makbule biraz daha koy bakayım şu fasulyeden. Çok hoşuma gitti. Siz de alır mısınız Cemil Bey? Yok, teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Çok durgunsun Lamia. İyi hissetmiyor musun yoksa? Yok, iyiyim. Oynuyor mu? Hı. Ben de tutacağım. Hani? Durdu şimdi. Ya. Ablasına naz yapıyor. Bıcırık. Bebiş, lokum, bıcırık. Her gün yeni bir at takıyor. Artık isim de düşünebilirsin. Oo, çoktan düşündü bile. Annemin adını koymak istiyorum. Mebrure. Meleğin oldu. Hani Mebrure melek olacaktı? Rüyasında bebeğine melek ismini vermişti de. Güzel isim. Senin kızın bir meleğe benzer zaten. Ben çok severim melek ismini. Büyük teyzemin adıydı. Rahmetli adı gibi melek huylu bir kadındı. Benim de halamın adı Melek'ti. Halanız Hüseyin Kenan'ın annesi olan mı? Evet, bir tane halam vardı zaten. Ne güzel bak. Ailede her iki tarafta da melek varmış. Kızına bu ismi vermekle jest de yapmış olacaksın. Tatlıyı getireyim. Refik Bey'i göremiyoruz. Özledik vallahi. O da vakıfla çok meşgul bu aralar. Yoğun çalışıyor. Cemil niye bu kadar sık gidiyor Lamia'lara? Anlamadım. Niye sordun ki? Dakika başı onlarda. Kemal Bey rahatsız olmuyor mu? Niye olsun ki canım? O çağırıyor geldi. Hatta bugün de o davet etmiş. Lamia lise bitirme sınavlarına girmişti ya, kazanmış. Diplomasını kutlayacaklar. Aferin kıza. Ne azimliymiş bak. Cemil'in işi varmış derken orada olduğunu biliyordum. Sen niye bundan bu kadar rahatsız oldun Kenan? Sakladığına göre bilmemizi istemediği bir şey var. Değil mi dayı? Hay Allah. Zorla konuşturacaklar beni. Neyse. Siz yabancı değilsiniz. Söyleyin bari. Cemil Makbule ile konuşuyor. Nasıl yani? Anlayın işte canım. Flört durumları. Aşıklar mı? Şşşt. Lafa karışmayın siz. Hadi bakayım. Yemeğiniz bittiyse doğru odanıza. Ya. Şşşt. Hadi bakayım. İkiniz de. Geç. Ellerinizi ben yıkayın. Ben yapıyorsun be. Yapmayın yürü, çocuklar. Şey yapmadık. Sessiz. Yürü hadi. İtmesene be. İtme. Ay ne yapacağım ben yürü, bunlarla yürü, böyle. Ya. Erkek çocuk işte. Kemal Beyler de kız bekliyormuş. Bebeğin cinsiyeti belli olmuş demek. Evet evet öğrenmişler. İyi de söylediklerine göre küçüktü daha. Şimdiden belli olmaz ki. Vallahi ben Kemal Bey'in yalancısıyım. Öyle dedi bilemiyorum artık. Şundan al. Aynen anneninki gibi yapmış. Eline sağlık Hafife. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık.
Masayı toplayayım, kahvelerinizi hemen yapıyorum. Hiç zahmet etme şimdi. Lamia'nın mezuniyeti şerefine dışarı çıkalım. Hı? Güzel bir yere gidip bir şeyler içelim. Ay ne iyi olur. Hiç gerek yok şimdi. Hava alırız baba, değişiklik olur. Kusura bakmayın, ben yorgunum biraz. O zaman izin verin, ben kızları götüreyim. Kızlar derken Lamia'yı kastetmiyorsunuz herhalde. Siz onu çocuk görüyorsunuz hala ama o artık evli barklı, üstelik hamile bir kadın. Doğru, bizim küçük Lamia'mız değil artık. Unutuyoruz bazen. Ne yapıyoruz? Evde oturuyoruz Makbule. Lamia'nın dinlenmesi lazım. Sen de çıkma şimdi gece vakti. Kusura bakmayın. Yo, rica ederim. Buyurun. Salona geçelim. Hı hı. İnanmıyorum. Babama bak, engel oldu. Şşt, ya nasıl izin vermez ya? Babam bak böyle isterse vermez. Niye ama, anlamıyorum ki. Nasıl bozuldu Cemil Bey? Onu istemediğimizi düşünecek şimdi. Ah baba ah. Yavaş duyacaklar. Ya senin için söyledikleri? O evli bir kadın. Üstelik hamile falan. Ne oluyoruz? Öyle değil mi yani? Bakıyorum ikiniz de bu evliliği ciddiye almaya başladınız. Evliliğimiz şaka değil Makbule. Hadi hayırlısı. Elimden kaydı. İzin vermedim diye kızdı. Hı hı. Hı hı. Belki siz de gücendiniz ama bana da hak verin lütfen. Lamia'nın yakını sıfatıyla yaptığınız ziyaretler başımızın üstüne. Ama son zamanlarda ben bunun altında başka şeyler seziyorum Cemil Bey. Makbule ile ilgilendiğinizi anladım. Kızım çok acı bir tecrübe yaşadı. Çok zarar gördü. Yeni yeni doğrulmaya çalışıyor. Belki bu yüzden yeni heyecanlara daha açık hissediyor, bilemiyorum. Ama onun da size karşı boş olmadığını görüyorum. Onun yeniden hayal kırıklığına uğramasını istemem. Onun için niyetinizin ne olduğunu bilmek istiyorum. Eğer ciddi değilseniz onu incitmeden arayı açmanızı rica ediyorum. Ben... Heh, kahveler de geldi. Buyurun. Teşekkür ederim. Gizli numaraları açmıyorum da. Yattı mı yaramazlar? Çok şükür. Alo? Sayık Bey nasılsınız? İyi akşamlar Nimet Hanımcığım. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Rahatsız etmiyorum inşallah. Rica ederim, buyurun. Cavidan Hanım'dan randevu olacaktınız bana. Ne oldu? Unuttunuz mu yoksa? Unutur muyum canım? Aklımda. Ben konuşup size haber vereceğim. Çok önemli biliyorsunuz. Bilmez miyim? O zaman haber bekliyorum sizden. Arayacağım. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi hatırlamadıysa ne olayım? Nasıl unuttum? Nimet Hanım sizden bir randevu istemişti. Bizim vakıf adına bir resim sergisi açacaklar. Büyük şirketleri geziyorlar. Nasıl bir katkıları olur diye. Kendini hayır işlerine mi verdi? İnanmayacaksın ama kocasının şirketini de idare etmeye başladı. Ne diyeyim?
Gelsin mi bir ara? Vallahi ben çok yoğunum. Namık'la görüşsün. Yarın sabah onun programını da öğreneyim, bildiririm size. Çok teşekkür ederim. Prenses önce kendi aradı beni. Çok şık bir iş yapıyorsunuz. Biz de bu faaliyetleri almak isteriz dedi. Uyanık. Sonra sesi kesildi. Ne aradı ne sordu. Aslında hiç ilgilenmemek var ama vakfın çıkarı her şeyin üstünde geliyor. Vallahi vakıftakiler senin hakkını nasıl ödeyecekler bilmem. Ama karşılık beklediğim yok. Tabii canım, gönüllü işi bu. Hem manevi olarak çok zenginleştirir insanı. Ah, ah, rahmetli bilse nasıl gurur duyardı seninle. Öyle mi diyorsun? En iyisi sen de vakıfta çalışsana. Hem güzel bir iş yapmış olursun hem de çevren genişler. Bilmem ki genel sekreter ne der. Olabilir. Neden olmasın? Dergi olayı beni bayağı zorlayacağı benzer. Birkaç yardımcı almayı düşünüyordum zaten. Bir de sen olursun. Olurum vallahi. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ay, nereden çıktı şimdi bunlar? Ah. İyi anlaşıyordunuz. Ne oldu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayit Bey ile birlikte yaptığınız çalışmaları duyuyoruz Nimet Hanım. Çok takdir ediyoruz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Size de. Şöyle buyurun efendim. Yağcı herif. Kırıs da dedikoducu. Az kalsın bizi birbirimize katıyordu. Ne yüzsüz değil mi? Zamanında söylemediğini bırakmadı bana. Şimdi güçlendiğimi gördü ya. Yaranmaya çalışıyor. Sana iyi bir yardımcı bulmak lazım Afife. Alışkınım ben, idare ediyorum. Yeteri kadar yük oluyorum zaten abime. Bir de yardımcıya mı para versin? Bak ne diyeceğim. Lamia evlenmeseydi onu alırdınız. Para da istemezdi ha. Neyse. Geçti artık. Böyle bir sessizlik olunca bir yerlerde mutlaka bir kız doğdu derdi. Ben kalkayım yavaş yavaş. Cemil eve dönmüştür. Acele etme. Kolay kolay ayrılamaz o evden. Ne oluyor sana Kenan? Geldiğimden beri bir surat, kinayeli laflar. Sen bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Evet dayı. Oyununuzun farkında olduğumu söylemeye çalışıyorum. Cemil senin paranoyalarından söz etti biraz. Yani ne saçma şeyler düşündüğünü biliyorum. Kafanda bir şey yaratmışsın ama... inan ki gerçekte çok çirkin yakıştırmalar bunlar. Yeter dayı. İnkar etme. Lamia'nın Cemil'in bebeğini taşıdığını biliyorum. Sen planladın her şeyi. Lamia senin bencilliğinin kurbanı oldu. Her zamanki gibi adını, itibarını düşündün. Kendini kurtarmak için, Cemil'in hatasını örtbas etmek için... kızı babası yaşındaki adamla evlendirdin. Sorumluluklarınızı yerine getirmemek için kıydınız ona. Hadi Lamia'yı kandırdınız. O adamı nasıl razı ettiniz? Ona nasıl yaptınız bu haksızlığı? Merak etme. Herkes durumuna razı oldu.
bu evlilik herkesi fazlasıyla memnun etti. Özellikle de Kemal Bey. Bazı şartları oldu tabii. Bunlardan biri konunun gizli kalmasıydı. Ben buna çok özen gösteriyorum. İyi geceler. Size de. Aa, gidiyor musun dayıcığım? Anca. Peki. Güle güle. Kenan, biz de kalkalım artık. Hadi. Nasıl ayakta durabiliyorsun hala? Cesaretin büyülüyor. Yüreğin. Güzelliğin büyülüyor insanı. Çok güzelsin Lamia. Günaydın. Günaydın. Erken kalkmışsın. Gece uyuyamadım. Kafan doluydu tabii. Akşam sinirlisin diye konuyu değişmek istemedim ama... ...dayınla Cemil'in yaptığı inanılmaz bir şey. Öyle. Sen Cemil ile Lamia'nın ilişkisini biliyor muydun? Hayır. Dürüst olmak gerekirse Lamia'nın bu duruma düşmesine hiç acımadım. Cemil'den hamile kalarak onu evlenmeye mecbur etmek istemesi çok çirkin. Ama tam ona göre bir davranış biçimi. Hayır, asıl şaşırdığım o kadar kurnaz bir kızın dayının böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceğini düşünememiş olması. Dayın kız bekliyorlar dediği anda anladım, biliyor musun? Kocası hastanede bebek 1,5 aylık demişti. Yazık. O da düzgün bir adama benziyor ama. Görünüşe aldanmamak lazım. Evet.
Anlaşılan bu iş dayına pahalıya patlamış. Herkes memnun dediğine göre Lamia ve kocasına yüklü miktarda para ödemiş olmalı. Hayır, nasıl bakabiliyorlar birbirlerinin yüzünü anlamıyorum. Cemil, Lamia, o adam. Çok çirkin, aklım almıyor. Ben artık bu konuyla ilgilenmek istemiyorum. Onlar adına benim yüzüm kızarıyor. Gerçekten utanıyorum Cavidan. Yeni bir ilaç vermeyeceğim size. Dozu azaltarak eskilere devam edeceksiniz. Günde iki kere almanız yeter. Sabah akşam. Öğle faslını kaldırıyoruz. Aynen öyle. Duydun değil mi? Öğlenleri ilaç elinde peşimden koşmak yok artık. Duydum efendim. Yürüyüşlerinizi de ihmal etmeyin. Peki. Hemen gitmeyin. Oturun birlikte bir kahve içelim. Günde bir fincan içiyorum canım. Ondan da mahrum etmeyin beni. Dün iki tane içti. Ben söyleyeyim de. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum paşam. Buyurun oturun. 10 dakika sonra hastanede olmam lazım. Yarın yine bu saatte gelirim. Beklerim. Lütfen. İyi günler. Bak bunları. Geçir doktor bey hadi. Tamam tamam. Buyur. Gammazcı kadın. Sizin iyiliğiniz içinmiş. Sahtekar. Ukala. Günaydın. Kime iltifatlar yağdırıyorsun yine? İş güzel mi Hacı'ya? İstanbul'un havası yaramadı buna. Huyu değişti. Bir havalar, bir havalar. Doktoruma şikayet etmeler filan. Neyse. Otur şuraya. Konuşacaklarım var. Dün Afife'lere gittiğime gideceğime pişman oldum. Ne oldu? Kenan'la Cavidan sıkıştırdılar beni. Lamia'nın bebeği hakkında. Bir sürü sorgu sual. Evliliği kurcalamalar filan. Ya Kenan'ı anlıyorum da... Cavidan niye duymak istemeyeceği şeyleri öğrenmek istiyor? Mazoşist mi bu kadın? Benim de kabahatim var biraz. Ağzımdan bir iki şey kaçırdım. Yalanımı da yakaladılar. Kenan yüklendi de yüklendi. Bebeğin senden olduğuna inanmış. Hı, bozmasaydın. Seni kurtarmak için Lamia'yı feda ettim diye resmen hakaret etti bana. Dilimin ucuna geldi ama tuttum kendimi. Ne dediyse kabul ettim. Artık bebeğin senden olduğundan kesinlikle emin. Böyle düşünmesi senin işine gelir. Öyle. Laf döner dolaşır Kemal Bey'in kulağına giderse çok kötü olur. Adamın yüzüne bakamayız sonra. Gitmez merak etme. Lamia'nın da duymaması lazım. Cahiliz. Bizim ne için uğraştığımızı anlamaz, açık eder. Merak etme. Ben onunla konuşur durumu anlatırım. Kenan'ın bebeğin benden olduğunu sanması Lamia'nın da işine gelir. Öyle mi diyorsun? Onun tek isteği Kenan'ı kendinden uzaklaştırmak. Bilemiyorum. Bu iş çok canımı sıkıyor Cemil. Kenan şimdi ondan nefret edecek ve mesele kapanıp gidecek. İnşallah. Doktor her gün yürüyüş tavsiye etti bana. Kalk kahvaltını yap da beraber yürüyüş yapalım hadi. Ben burada daraldım. Canım bir şey yemek istemiyor. Çıkalım hadi. Hadi. Geliyor. Çayını koyayım bari. Günaydın. 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 Al canım. Akıtma yaptım ya bak. Çok güzel. Bir şey yemeyeceğim. Bir çay içeyim yeter.
Neyin var kızım? Hasta mısın? İşim yok. Efendim anlamadım. İşim yok dedim. O ne biçim cevap vermek öyle? Sana söylüyorum Makbule. Baba lütfen. Canım sıkkın, üzerime gelme. Akşamdan beri ne bu surat? Ha? Sıkıntın neyse söyle biz de bilelim. Makbule. Niye Cemil Bey'i öyle yaptın akşam? Niye gitmemize izin vermedin? Her zaman olmaz kızım. Neden olmazmış? Olmaz dedim mi olmaz. Ne oldu sana baba? Birden tavır yapmaya başladın. Ya bir yanlışını mı gördün? Saygısızlık mı etti? Ne yaptı? Benimle konuşurken sesini yükseltme. Madem onu öyle yaptın dün akşam, bana sebebini söylemek zorundasın. Ne sana, ne de Cemil Bey'e hesap vermek zorundayım. Evimize bu kadar rahat girip çıkmasından, seninle bu kadar sık görüşmesinden hoşlanmıyorum. Tamam mı? Ben geri kafalı bir adam değilim. Ama müsamaha da bir yere kadar. Önce niyetini söyleyecek bana. Ciddiyse ne âlâ. Ciddi değilse görüşmeyeceksin, o kadar. Bencillikle suçlamadım. Ben onun kariyeri için canımı dişime takmış uğraşıyorum. O bana yok kızım affettin, yok şöyle yaptın, yok böyle yaptın diye laf söylüyor. Onun için kendimizi feda ediyoruz. Haberi yok. Suçun senden olduğunu duyunca Prenses Hazretleri'nin suratını bir görecektin. Kadın o an nefret etti bizden. Aslında o bebeğin gerçekten benim olmasını çok isterdim baba. Ne? Lamia'nın benim kadınım olmasını. Biraz yavaş ol bakalım. Hadi çocuk özlemini anlarım da. Lamia mamia ne oluyor öyle? Nasıl büyük bir yüreği var. Tertemiz, kuvvetli, cesur. Evet, Allah'tan sağ biraz. Yoksa yanmıştı. Kendinden çok seviyor Kenan'ı. Onun sevgisini gitti yaşlı bir adama, yaşlı bir konağın içine gömdü. Kendini de hapsetti o hayata. Sırf Kenan'a zarar vermemek için. Nasıl cesur. Çocuğunu tek başına büyütmeyi göze aldı. Pek de tek başına büyütmüyor bak. Adam bakacak ona işte. Biz de yardım ediyoruz. Beni kimse sevmedi. Beni Lamia'nın Kenan'ı sevdiği gibi kimse sevmedi. Leyla. Büyük aşkım. Sırf Kenan'a biraz daha yakın olmak için evlendi benimle. Leyla da bizim konağa Kenan'ın aşkını gömdü. Uzun yıllar bir yalanı yaşadım. Kimse beni sevmedi. Ben seni seviyorum ya oğlum. Etrafımdaki hiçbir aşk gerçek değil baba. Cavidan mesela. Lamia kadar seviyor mu Kenan'ı? Onu Hüseyin Kenan olduğu için istiyor. Nimet. Nimet beni seviyor mu? Onun lafı bile edilmez. Lamia tarafından sevilmek nasıl bir şey merak ediyorum. Ben onu düşünmekten kendimi alamıyorum baba. Hep yanımda olsun, sevgisi güven versin istiyorum. Sen dayak üstü, dayak. Lamia'yı seviyorum. Bana bak, başlama yine. Ben artık yürümeyeceğim. Ne oldu, nereye gidiyorsun? Bir yere gitmem lazım. Cemil nereye dedim? Cemil! Cemil gel buraya. Oğlum! Cemil! Akşamdan beri elim ayağım tutmuyor. Bak şu ellerimin haline, nasıl titriyor hala. Otur, sakinleş biraz. Hadi. Düşündükçe doluyorum Lamia. Kaç yaşına geldim artık? Hala çocuk muamelesi yapıyor bana.
Sen hep babanın küçük kızı olarak kalacaksın. Bunu unutma. İnat mı yapıyorsun? Baban senin için endişeleniyor. Senin için her şeyin en iyisi olsun istiyor. Daha düne kadar senin de Cemil Bey'le ilgili soru işaretlerin vardı. Yalan mı? Sen bile henüz emin değilsin ondan. Babanın bazı tereddütleri olması çok normal. Ne olur anlayış göster ona. Onun yerine koy kendini. Bir de onun durduğu yerden bak olaya. Hak vereceksin. Hayret bir şey. Ne çabuk uyum gösterdiniz birbirinize. Yani bu kadar olur. Buraya gelirken çok iyi anlaşacağımızı biliyordum zaten. Saat 16.30 uygun mu Cavidan Hanım? Bu toplantının yerini değiştir. Aa, Cavidan Hanım. Peki efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Vakfımız yarın açılacak resim sergisinin sponsoru siz oldunuz. Aa, çok sevindim. Sağ olsun Namık Bey çok yardımcı oldu. Başka yerlere gitmek zorunda bırakmadı beni. İşler nasıl? Yoğun. Benim de öyle. Biliyorsunuz vakıftı, dernekti derken oradan oraya koşturuyorum. Evet evet. Sayıp Bey'den alıyoruz haberlerinizi. Ya? Onunla el ele verdik, güzel işler yapıyoruz. Hı hı. Yakında partiye de girerseniz hiç şaşmam. Olacağına bakın. Bundan sonra Sayıp Paşa nerede ben orada. Buyurun isterseniz odama geçelim bir şey ikram edeyim size. Biz yemeğe çıkıyorduk şimdi. Aa, öyle mi? Toplantıya katılmayacaksın demek. Beni Ece Hanım temsil edecek. İyi. Neyse ben sizi tutmayayım. Görüşmek üzere. Güle güle. Namık'cığım. Afiyet olsun. Sizinle çok önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Thank you.
ben Kenan. Lamia ile görüşebilir miyim? Alo? Ben Lamia. Kınamı yapınacak. Masum. Savunmasız. Saf yürekli küçük kız. Oyun bitti. O güzel maskenin altından bütün çirkinliğin ortaya çıktı. Biz birbirimizi sevmedik hiç. Bir gönül eğlencesiydi bizimki derken doğru söylüyor musun? Yalan olmasını istemiştim aptallar gibi. Senin bir kalbin, gururun, vicdanın var sanmıştım. Kandırdı. Nasıl zehirledin beni? Masum olduğuna inandırdın. Nişanlını, Cemil'i, beni, hepimizi birden idare ettin. Hiç çekinmeden, vicdanın sızlamadan. Ha bir de o meçhul sevgilim vardı. Kim bilir bilmediğimiz kaç kişi daha. Sıra Kemal Bey'de şimdi. Aşıklarının sayısını biliyor mu? Karnındaki çocuğun Cemil'den olduğundan haberi var mı? Yoksa o da bu aşağılık oyunun bir parçası mı? Niye susuyorsun? Konuşsana. İnkar edip yine yalan söylesene. Yazıklar olsun sana. Seni düşünerek geçen her anıma yazıklar olsun. Zehrini kalbime akıtan dudaklarına yazıklar olsun. Kenan Bey mi yoksa? Ne dedi? Ne olur rahat bırak beni. O mu? Evin önünden mi aradı? Sakın açma sakın. Aa, bu babam. Buyurun. Merhaba. Buyurun şöyle. Siz de. Cemil Bey dükkana ziyaretime geldi. Önemli bir şey konuşmak istediğini söyledi. Konuştuk. Bugüne kadar dile gelmeyen bazı şeyler açıklığa kavuştu. Şimdi bütün belirsizlikleri ortadan kaldırmak için sözlerini burada da tekrarlayacak. Buyurun Cemil Bey.
Ben bu konuşmayı yapmak için çok geç kaldım belki. Ama duygularımdan emin olmak istedim. Hayatım boyunca seveceğim ve güvenebileceğim birinin çok yakınımda olduğunu biliyorum. Ben de onun hep hayatımda olmasını istiyorum. Niyetim ciddi Makbule. Bana hayatında bir yer açmanı istiyorum. Kor gibi.